stadyumlarda arkadaşları eğlenirken, filan aletin önünde ömür çürütürken, o Allah'ın dinine ait bir hükmü öğrenmek için gece yatmayıp kitap okumaya çalışan, Kur'an okumaya çalışan, şu ayeti de ezberleyeyim diyen, elinde not defteriyle alimlerin peşinde dolaşıp Allah ne demek istiyor, peygamberim ne dedi diye uğraşan, hadis ezberlemek isteyen delikanlılar oradalar. Senin diploman yok mu? Bu zekayı zayi etme dedikleri halde Allah'ın cennetini isterim, diploma istemem diyen gencecik kızlar, 5. 4. kapıdalar, onlar da oradalar. Herkes ne bekliyor? Bu delikanlılar ne bekliyorlar? Selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidin sözünü bekliyorlar. Hatta ila öbür kapının müşterisi bir başka, yıllarca dünyanın en büyük kadını olarak yaşadığı sarayda Firavun'a karşı isyan edip, Rabbim bu Firavun'un sarayı onun olsun, bana cennetinden bir yer ver, bir odacık ver, Rabbibnili beyten, bana bir ev ver cennette deyip Firavun'a isyan eden, kadın kişi olarak tek başına Firavun'a baş kaldıran, sonra da 4 tane çiviyle yere çakılıp hunharca öldürülen Asiye de orada. Onu sevenler de orada. Dünyanın saraylarına lanet edip gecekondular yeter, Allah bize küçücük bir odacık versin cennette diye, cennetin saraylarına razı olup dünyaya tenezzül etmeyen kadınlar oradalar. Asiye'nin sevenleri de orada. Hatice'nin sevenleri de orada. Sadece onlar değil, öbür kapıda da bir adam var. Bir adam var. Kazandığından ayırmış, Allah'ın dinine hizmet olsun diye bir vakfa vermiş. Bir caminin ampullerini değiştirmiş. Bir yetime ayakkabı almış. Allah için infak edenler. Onlar da öbür kapıdalar. Onlar da ne bekliyorlar? Mallarını Allah'a verenler, Firavun'un sarayına lanet olsun. Cennette küçücük bir odayı isterim, bu lanetli Firavun'un Allah'a asi olunan bu sarayları istemem diyenler. Herkes girin, girin, ebedi kalmak üzere girin, artık burada size ölüm yok, sonsuza kadar buradasınız diyecek. Cennet görevlisini selamun aleyküm sözünü bekliyorlar.